bu köyün ismi gençler? Gümüşkaya'dayız. Ne geziyor bu sapan şimdi? Bir yere atıyorum işte. Nereye atıyorsun ama? Kuşlara atmıyorum. İnananın mı? Evet. Bir şahidim var arkadaşım. Bozacının şahidi Şıracı mı? Şıracının mı bozacı? Gel bakayım gel. Şimdi bize dediler ki sapanıyla kuş vuruyor. Köylü senden şikayetçi. Hayır, hiç şikayetçi değil. Şimdi seni alacağız. Biz ne yapacağız? Götüreceğiz karakola. Nasıl ben var? Vurmuyorum. Ya yazık değil mi? Sen kuşları, hayvanları var öldürüyorsun. Var, arkadaşım buldu bunu. Bunların evindeydi. Adın neydi senin? Bünyamin. Tamam, bize Bünyamin. Bünyamin miydi Veysel? Vuran Bünyamin'miş. Peki kim dedi? Bize telefon geldi. Dediler ki Bünyamin hep kuşları vuruyor. Kuşları vuramayınca da diyor ki köylüler, buradaki koyun kuzulara da sapanla taş atıyor. Atmıyorum. Hiç kuş öldürmedin mi? Hayır. Niye taşıyorsun bunu? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Şimdi sen tamam da ne yapıyorsun bununla? Sapan kötü bir şey değil midir? Kötü. Kötü mü? Evet. Ne geziyor sende? Ben de işte öyle atıyorum eğlence için. Eğlence. Şimdi sen bunu atınca eğlence mi oluyor? Hayır. Eğlence yapacağım. Kuşları vuruyor mu çocuklar? Evet. Vuruyor mu? Evet. Gelmişler mi, vurdun mu? Vuruyor mu? Evet, vuruyor. Kaç tane kuş vurdu? 200 tane vurmuştum. Yalan söylüyor, görmüyorlar. Görüyorlar mı vurduğumu? Çaktırmadan mı vuruyorsun? Hayır. Şimdi o zaman kelepçeyi çıkar Erdem. Bunu alalım bir. Başka sapan olan. Gel. Bununki de var. Senin de mi var? Hayır, bununki evde. Seninki nerede? Benimki yok ki. Erdal, bunu al bir abi. Erdal, onu al bir abi. Kaçmasın. Senden vuruyorsun. Hayır, ben vurmuyorum. Kaç abi, tane sen... vurdun? Vurmadım. Çıkar, vurmadım sapanı ki. Çıkar. Vurmuyorum. Evde mi bıraktın? Hayır, vurmuyorum ki. Ama arkadaşım Bünyamin diyor ki vuruyor. Ama vurmuyorum. Veysel, bunu da alalım. Vurmuyorum. Ben hiç kuş vurmadım. Günah diyorum. Günah diye vurmuyorsun. Evet. Öyle mi? Tamam. Bunu da al. Kelepçeyi çıkarın. Ellerini tut arkaya. Tut. Abo falan yok. Erdal, bunu da paketle. Bunu da bagaja. Hadi belki bak, belki şimdi bu güzel bir şarkı söylerse ondan sonra ne yapacağız? O ikisini geri bırakacağız. Bırakalım mı onları? Ama sen güzel bir şarkı söylersen. Kimi söyleyeceksin? Hadi söyle bakayım. 0 kilometre yeni bir araba alır. O zaman bunun bir de oyunu vardır. Oynayarak söyle o zaman. Oyunu bilmiyorum. Öyle mi? Peki hadi söyle bakayım. 0 kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kızlara ben havamı atarım. Sağ çek, sol çek, bir çaka atarım. Gözlüğümü takar, birden gaza basarım. Yaranamam, ben anasını satarım. Aman her yeri tozumara katarım. Yollar tuttuğum olsa ne yazar söyle yavrum, beni kim tutar vay anam. Bak geldik yola vay anam. Aşık oldum ben sana, hadi beni biraz daha getir gaza. Bas gaza aşkım, bas gaza. Kim tutar seni, bas gaza. Yollar seni hiç durmaz. Hadi uçur beni burada. Bir fıstık görsem frene basarım. Çaktırmada güzel mi bakar? Üf, güzel misin be cicim? Hadi gel beraber iki tur atalım. Evet. Sağ olun, var olun. Sizi ben... siz beni anlatacağım. Sizi ben varat. Sizi ben varat. Tabii mutlaka ki şüphesiz yaradanımız Allah'tır, Rabbim'dir ama tabii ki sanatçıyı alkışladığıyla sevenleri var eder. Buradakiler de sevenlerindi. Senin sanatçılığını onayladılar, doğru mu? Evet. Başka peki aranızda yeteneği olan var mı? Mesela sen bisikletin tek tekerini çıkarıp üzerinde de gidiyormuşsun, doğru mu? Gidemez. Gidermiş o, bak ben duydum. Adın ne senin? Hasan. Bazen sen bisikletin tek tekerini çıkarıp gidebiliyormuşsun. Hayır. Nasıl gidiyorsun? İki tekerle gidiyorum. Biri olsa gitmez mi? Hayır. Düşerdim. Düşersin. Evet. Tamam da o zaman iki tekerliği herkes biniyor zaten Hasan. Evet. Önemli olan tek tekerli de gitmek. Ben bilmiyorum. Öğrenmedin daha. Evet. Deneme. Sen normal sürüldüğü gibi devam et. Peki sen büyüyünce ne olacaksın? Pilot. Pilot olacaksın. Evet.
Yukarıdan böyle köyün üzerinden geçerken arkadaşlarına el sallamak için mi? Evet. Ha, pilot oldun, uçakla geçiyorsun. Evet. Bu mıntıkaya da uğrayacak mısın? Evet. Nereye fark edeceksin? Uçağa geldin. Uçağı nereye bırakacaksın? Okula bırakırdım. Okula bırakırsın. Oho! Bu da yoksa Hasan Bünyamin'i mi vurdu kuşlardan mı? Bu ne abi? Gerçek. Tamam da yani ne geziyor elinde? Alacağım. Kim satıyor? Senin mi? Şimdi... Bak bunda kuş gribi var, ben fark ettim. Tabii ben anlarım, gözünden anlarım. Veysel var mı yok mu? Şimdi diyor ya... İyi tacir nasıl anlarsa maldan, iyi balcı nasıl anlarsa baldan, kahtalı mıçıyım anlarım haldan, ben adamı gözlerinden tanırım. Kuş gribi var abi bunda. Var abi. Baksana hapşırıyor. Ne hapşırması? Grip olmuş bu. Buna gripini bir soda içir. Buna gripini bir soda içir. Kendine gelsin. Sahibi sen misin? Kaça satıyorsun? Beşe. Beşe. Şimdi kuşçularda pin olayı vardır, pin patlatma. Görürlerse pini patlatırlar. Biliyor musun pin patlatmayı? Ya sen kuşçu olamamışsın. Neyse biz verelim. Ya bu hasta. He? Hastalık hastası abi. Nasıl baksana grip olmuş, hapşırıyor. Nezle. Evet burada tabii ki köye geldiğimde köyün girişinde bir şey dikkatimi çekti. Çok güzel bir bina. Yani burası Adıyaman Gümüşkaya İlk Öğretim Okulu. Hemen burada da biz sorduk, böyle yetkililerden kimse var mı? Sanırım okulun müdürü de sizsiniz. Evet. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Adım Orhan Çelik, Adıyamanlıyım. Gümüşkaya İlk Öğretim Okulu'nda müdür ekibi olarak görev yapmaktayım. Hocam, görüntüye bakılırsa bina yeni herhalde. Evet, binamız bir yıllık. Sağ olsun Milli Eğitim Müdürümüz ve Sayın Valimiz. Adıyaman çapında da hani okul yap kampanyası olsun, başka kanallardan olsun. Adıyaman'da hızlı bir şekilde sınıflaşma sağlanmakta. Bu kapsamda okulumuza da, köyümüze de güzel bir okul yapıldı. Şimdi kaç öğrencisi var bu okulun? Buranın 620 öğrencisi var şu an. 620? Evet. Peki civar, çevre köylerden de var mı yoksa tamamen hepsi bu köyün öğrencisi? Şu an taşıma da yapılmakta köyümüzde. Acil mezrası var bize bağlı. Oradan yaklaşık 56 öğrenci geliyor. Yine Burç ve Altunlar mezrası var. Burç'a bağlı. Yani civar bağlı. Köylerden evet, evet. De öğrenciler gelmekte. Peki bu civarda böyle güzel yeni okul, böyle binalar var mı? Biz şanslıyız o konuda. Bir Uyu'da var, bir de burada.